da elbette Türkiye'miz için, ana vatanımız için, bu bölgede Türk varlığının istikrarı ve istikbali için fevkalade önemli bir adadır. 80 bin şehit vererek aldığımız Kıbrıs adasının elimizden nasıl sinsice alınmaya çalışıldığını hepimiz zaten biliyoruz. Esas sorun Kıbrıs Türklerinin hakları konusunda Rum-Yunan ikilisinin 50 yıldır uzlaşmaz tavrını sürdürmesi, Kıbrıs Türkünün hakkını, hukukunu hiçe saymasıdır. Eşit varlığını kabul etmemesidir. Bizim arkamızda güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Biz yalnız değiliz. Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de bütün imkanlarımızla Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Yeni siyaset, yeni anlayış, Türkiye Cumhuriyeti'nin de tam desteğiyle egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı devletin işbirliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini var gücümüzle bütün dünyaya haykırmaya çalışıyoruz. Kıbrıs'ta iki devletli egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan ve işbirliği içinde olan bağımsız iki devletin artık tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Ege'den başlayan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bu büyük mücadelenin biz de Kıbrıs Türk halkı olarak bir parçası olmak, bütün bu mücadelede bizim de bir rolümüzün olması bize gurur verir, bize onur verir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yok. Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti vardır. Adı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Bu devlet egemendir. Bu devlet egemenliğini, varlığını Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine borçludur. Biz öyle bir dünya özlüyoruz. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya düzenini biz temin etmek durumundayız.